Bu varisimizin oluşmasında yani kanın aşağıya inmesini bir şey engellemesi lazım. Düşünün yer çekimi var, kan yukarı doğru gidiyor, yer çekimini aşağı doğru istiyor. Fakat inmiyor aşağıya. Neden? Çünkü damarların içerisinde, damarların içerisinde şöyle bir boru şeklinde düşünürsek, Hı. damarların içerisinde tül gibi iki tane birbirine öpüşen diyebilirim e, liflet dediğimiz kapakçık vardır. Peki. Bunlar. Kan yukarıya doğru geçtikçe açılır tek yönlü. Sonra hemen kapanır. Hı, hı Yukarıdan inecek olan kanı tutar. Bu işte varisin kanın yukarıdan inmesini engelleyen sistemdir. O sistem kapakçık, bozulduğu zaman neler olur? Kapakçık genel olarak kasıkta şu şekilde bulunur. Ve her damarın içerisinde küçük küçük kas, damar, işte kapakçıklar vardır. İşte kanın aşağı inmesi için bu kapakçıkların bozuk olması gerekir. Bozulduğu zaman ...kan buradaki boşluktan aşağıya kaçar. O da şöyle şekilde göstereyim. Aklınızda da bunu böyle grafik üzerinde anlatıyor musunuz? anlatıyorum ve böyle anlıyorlar, çok çok iyi anlıyorlar. Evet. Şimdi kapakçık şu, açıldı, kan yukarı çıktı, kapandı. Tam kapanmıyorsa, arada boşluk kalıyorsa... ...yukarıdaki o kan, yer çekimine bağlı aşağı inmeye başlar. Peki. İşte varis böyle. Kapakçığın bozulmasıyla beraber varis başlar. Peki, yukarıdaki kan aşağı inmiyor ama... ...nasıl oluyor alttaki kan yukarı çıkıyor? Onun da bir yukarı çıkma mekanizması lazım. İşte o da dizimizin hemen arkasından başlayan ve topuğa kadar inen kas kitlesi. Yani baldır kasının çalışmasıydı odur. Hı hı. Şuradaki kas, evet. bu yürümekle beraber bu kas içeriye doğru bası yapar. Şu şekilde bir bası. Ve bu basıyla beraber içerideki kan yukarıya doğru harekete geçer. Damarların içerisindeki kanı yukarıya gönderen bu venöz pompa dediğimiz toplar damar pompası denilen baldır kas bu şekilde faaliyet gösterir. Eğer bu kası çalıştırmayan işimiz olabilir, e, alışkanlığımız olabilir. Örnek veriyorum. Bu kası çalıştırmayan nedir? Mesela ayakta düz durma, kuaför gibi, evet. mutfakta çalışan öğretmen biri gibi, gibi öğretmen gibi veya sıcak ortamda çalışan, işte hamamda çalışan, saunada çalışan hı hı. kişiler gibi, bunlar da varis olma riski artar. Veya topuklu ayakkabı giydiğimiz zaman. Bakın hemen bir topuk çizelim şuraya. E, topuklu ayakkabı giymeyen e, o kadar hastaydı kadınlar. Şuraya var ki. bir topuk çizdik. Bakın bu topuğun etki yeri şu kasın bağlantı yeridir. Yani şu kas artık topuklu ayakkabıda rahat yürüyemeyecek, rahat çalışamayacak durumdadır. O zaman buraya olan baskı azalacağı için varisin olmasını artırır. Yani kanın yukarı dönüşünü artık biz kendi elimizle topuklu giyerek engellemiş oluruz. Siz...